about Albania again? 3,000 years old. Since 3,000 years old. The original the name of Albania yeah, was? Ilir. Ilyricum. Ilyricum. In Latin name, Ilyricum. Mm-hmm. Ilyricum. Since Roman Empire. Yeah. When the gladiator at that time, you know, the leader of Roman Empire to have faithful and strong soldier near to them, they choose from they provide from the Albania. From Albania. Yeah. From Illyricum. Because they are very strong and very faithful. Ah, very faithful. Faithful. Yeah. If until die they don't give you that, because we have one expression. We say pesa, we give our word to you. If I say I will do it, you know, and some hours will come. When you promise, okay. Everything is finished. Yes, finished. Everything is finished. Konuya değinmek istedim. Durres'ten ziyade Arnavutluğa değinmek istedim. Bu insanların hareketleri, davranışları, yaklaşım biçimleri, Arnavutluk insanı o kadar çok kısıtlanmış ki Enver Hoca döneminde. 2020 yılındayız. Hala o travmatik durumu yaşıyorlar. Arnavutluğun başkenti Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda 20 Şubat 1991 günü toplanan binlerce genç öğrenci, 6 yıl önce ölen Enver Hoca'nın heykelini yerle bir ederken, heykelle beraber hocanın komünizm çıkışlı olarak kurduğu Arnavutluk idare sistemi de yerle bir oluyordu. 41 yıl boyunca Arnavutluğu diktatör olarak yöneten Enver Hoca, 1985 yılında bir kalp krizi neticesinde öldüğünde geriye sosyal, kültürel ve ekonomik bir enkaz bırakmıştı. Enver Halil 1967'de Arnavut Devleti'ni ateist devlet ilan ettikten sonra 740 cami, 608 Ortodoks Kilisesi ve Manastırı, 157 Katolik Kilisesi ve 530 Bektaşi Tekkesi ve Türbe yok edildi ya da farklı amaçlar için kullandı. Aynı dönemde dini toplulukların taşınmazlarına el konuldu, dini bayramların kutlanması yasaklandı. Katı bir komünizm yanlısı olan Enver Hoca, merkeziyetçi bir yönetim kurdu. İlerleyen yıllarda Arnavutluk Emek Partisi'nin Arnavutluk yönetiminde söz sahibi olan tek parti olduğunu anayasaya ekleyecek. Devlet idaresine sıkı sıkıya bağlı olduğu Stalin öğretilerini örnek alan Hoca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin gizli istihbarat örgütü olan KGB'ye benzer Arnavut Sigurimi Teşkilatı'nı kurdu ve bu teşkilat Arnavutluğun her tarafına yayıldı. Çok sayıda muhalif siyasi, entelektüel ve din adamını bu örgütle takip ettiren Enver Halil, diğer komünist liderlerde olduğu gibi takip ettirdiği muhaliflerini ortadan kaldıracak. Birçok Ortodoks Katolik rahip ve Müslüman din adamı çeşitli nedenlerle öldürüldü, hapsedildi, taş ocaklarında çalıştırıldı, dini kurumların hepsi yasaklanarak mal varlıklarına el konuldu, dini simge, sembolleri çalışan her türlü kişi ve kurum ismi yasaklandı. Arnavutça'dan Osmanlı Türkçesine ve Arapça'ya ait kelimeler çıkartıldı. Cami ve kiliseler yakılarak ve yıkılarak ortadan kaldırıldı. Geride kalanları depo, spor salonu, kültür merkezi ve ahır olarak kullandı. Özellikle Tiran'da bulunan Ethem Bey Camisi dinsizlik müzesi yapıldı.
Hoca Ömrü'nün son zamanlarda düşman saldırısı paranoyasıyla Arnavutluk'un her tarafına beton ve çimentoda yapılan bunker ismindeki sığınaklardan 750 bin tane inşa ettirdi. Uzun yıllar demir yumrukla halkına kan kusturan Enver Hayri Hoca 1985'in 11 Nisan'ında öldü. Önce Tiran'da şehitliğe gömülen Enver Hoca 1991 yılında şehir mezarlığına taşındı. Arnavut belleğinde derin yaralar açan Enver Halil Hoca'nın yaptırdığı piramit şeklindeki anıt mezar ölümünden sonra konferans ve sevgi salonuna çevrildi. Sevenleri tarafından sağlığında Berat şehri civarında bir dağın yamacının yazılan ismi ise ölümünden sonra bir harf değişikliğiyle İngilizce never yapıldı. Yani asla. Önce dediğim gibi birkaç tane şey gördüm ben. 4-5 tane noter. 4-5 tane noter ve avukat çok gördüm. Eğer bir memlekette avukat ve noter fazlaysa, bak orada da noter var, gördün mü? Evet. Yani 100 metrede 3 tane noter, 500 metrede herhalde 10 taneye çıkar. Burada da Sibaki var. Bakalım buradan mı dönecek? Biz oradan yukarı gittik. Ha, evet. Tamam, oradan bir şey. Bir memlekette fazla noter ve avukat varsa ne işarettir? Neyi anlatır? Evet. Hadi bakalım, soru. Leki, buradaki para birimi Leki. Okay. Thank you very much. Right. 5, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Thank you. Gel. Tamam, kaydı. Bir tarafa mı? Tamam, çıkartıyorum. Neden bahsediyorduk? Soygundan. Formen geldi. Formen dediğimiz bu kargo tahliyesi için yetkili, sorumlu kişi işte. Ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, nasıl tahliye yapacak planlayan kişi. Formen geldi. O da bizden yakıt istiyor. Acente geldi. O da yakıt istiyor. Ha, burası diyelim ki şişe dükkancı ama. Ha, kırtasiyeymiş bu. Ondan sonra kim geldi? Yalan. Bir dakika, yok. Acente dedi ki sen de şimdi her departman gelecek, en az 7-8 karton sigara vermem lazım. Sigaramız yok, bitti. Onlar hepsini şeyde aldılar bizden. İşte ne yaptık? O zaman de yakıt, dizel. Liman başkanlığına, polise, immigration'a, doktora, gümrüğe. Bunların dışında bir de gezici gömrük var, gümrük polisi var. Onlar da gelecek. Artık bir şey ayarlarsın. Ha, bu barışta verdi. Allah. Bunlar barışta. Neyse, akşam oldu. Gümrük polisi geldi. Onlara kaç litre verdik? Ekmek alırız sonunda. Buradan gideceğiz. Bak. Limana mı gidiyoruz? Ha, bu tuz çekmezdi zaten. Beyefendi ha. Velhasıl akşamdan beri kaç litre verdik? Her biri bidonlarla geliyor. 20-30 litrelik bidonlarla. Herhalde bir 200-300 litre vermişizdir. Verdik, verdik. Değil mi? Ha, bir tanesi gümrük polisine, bir tanesi ben de Mercedes arabam var. Hala yağ mı? He, yağ markasını verdi bize. Şu markadan yağ var mı bizde diye. Ona 8 litre, 10 litre dolayında bir de yağ verdik. Makine yağı. Ha, bu arada vermesen yani problem. Tahliye sonrası demirde sefer talimatını bekleyeceğim. Olur dedi önce, gayet normal bir şekilde ki beklentimiz de o yönde. Sonra ne dedi, ben ne kadar bekleyeceksin? Herhalde 1-2 gün. Ne? Sen ne dedin dedi, 1-2 gün mü? Ne kadar bekliyorsun yani? 1 gün belki ya
Bir saatte bekleyebilirim ama iki günde bekleyebilirim. Hayır hayır hayır, mümkün değil. Liman başkanı kesin yapar, müsaade etmez. Sen bu izni almak için bir hafta önceden bütün yazışmaları yapmalısın, evrakları göndermelisin. Şirketin, acenten, bizler, liman başkanlığı, baş otorite, Tiran'a kadar bu bilgiler gidip gelecek ki bu gemi burada birkaç gün duracak. Bu ne dedim ya? Biz sadece demirde, yani tahliye sonrası demirde bekleyeceğiz. Mümkün değil bu diyor. Aa, sen öyle bir baskıcı ortamda yetişmişler ki hala ki devam ediyor. Bu yapıyı değiştiremiyorlar. Bakın her limanda farklı farklı belgeler sunarız. Yani IMO'nun belirlediği International Maritime Organization dediğimiz Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği standart belgeler, evraklar vardır. Her limanda gittiğinizde farklı farklı adetler istenir. Bazı departmanlarda ancak Arnavutluk ilk defa geliyorum ve ilk defa hakikaten şok etti beni. Ya 500'lük bir kağıt var ya, A4 bitti ve ikincisine geçti. Tonerim bitti. Her belgeden 5 tane ve olmadık belgeler. Atıyorum bir herhangi bir limana, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, Danimarka'da, Letonya'da gittiğiniz limanlarda dediğim gibi IMO'nun belirlemiş olduğu standart evraklar vardır. Bunlar bir elin parmağını geçmez yani. Zorlasanız iki elimle diğer elden birkaç parmak sayabilirsiniz. Arnavutluk'ta yaklaşık 15 ya da 20 tane farklı evrak, her birinden 5'er kopya. Bunun dışında gelmeden önce bilmem kaç tane sertifika, gelmeden önce kaç tane evrak, yine her birinden 5'er kopya olmak kaydıyla önce bir e-mail ile gönder, e-mailin yoksa bize faksla gönder, biz buna geri dönüş yapalım. Yani 50 değerden su getirtiyorlar size. O kadar evrak curcunası var ki, acente dedim, siz burada yakıt olarak ne kullanıyorsunuz? Doğal gaz var mı memleketinizde? Esprisine. Niye dedi? İhtiyacınız yok ki dedim, bu kadar kağıt topladığınıza göre bu kağıtlarla siz memleketi ısıtırsınız yani. Adam demir izni dedim çılgına döndü. Yani sanki memleketin anahtarını istedim adamdan. Bu mümkün değil. Bizim burada hayır 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 öyle bir şey olamaz ya falan filan. Ya şaşırdım, hayret ettim. Acayip bir kalıplaşmış bir yapıları var. Bu kalıbı Kuruşka'dan, o kozadan çıkamamışlar. Enver Hoca'yı atlatmışlar belki, 1985'te vefat etmiş. Vefat etmiş demeyelim. Yani bu kadar zulüm, bu kadar... Düşünün yani adam Yugoslavya'yla o kadar 2. Dünya Savaşı'ndan kendisine yardımı var. Bu kadar çaba göstermiş Tito o dönemde bunu komünizm olarak başa getirmek için. Sırf Stalin'i eleştirdi diye adamla bütün bağını koparıyor. Khrushchev Stalin'i biraz eleştirmiş diye Khrushchev'le bütün bağını koparıyor. Çin'e yöneliyor. Çin'de Amerika ile bir işbirliği, bir ya da bir ticari anlaşma mı yapmış 1960'larda 70'lerde. Onu da gördüğümü, sen nasıl böyle bir komünizme ihanet edersin deyip oraya da bağını kesiyor. Dönüyor tamamen ülkeyi, Arnavutluğu dış dünyaya tamamen kapatıyor. Ve bütün sahilleri boyunca binlerce bunker, yani askerlerin içine girip gizlenebileceği bunkerler arası mevziler, böyle yerin altında tüneller ki resimlerde göreceksiniz. Buralarda bunkerler, bütün Arnavutluk sahilleri boyunca bunkerleri hala görüyoruz. Ve Arnavutluğun bütün sahillerine mayın döşetmiş. Şu anda inanın Adriyatik Denizi'nde seyir yaptığımızda korkuyoruz. Hele Arnavutluk sahillerine yaklaşamıyoruz bile. Deniz haritalarında belirlenmiş, separe edilmiş yollar vardı. Lures'e gidiyorsanız diyor, bu rotanın dışına çıkmayın. Bir mil genişliğinde böyle bir şerit çizilmiş deniz üzerinde. Orada o şerit çizgi içerisinde haritada çizilmiş yerden gitmek zorundasınız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün denizi mayınlamış. Hala mayın olma ihtimali yüksek, hepsi temizlenmemiş. O çizgilerin ötesinde seyir yaptığınızda her an havaya uçabilirsiniz. Şimdi böyle bir memleketten bahsetmek istedim. Bu konuda biraz fikir beyan etmek istedim. Dolayısıyla böyle travmatik bir yönetim sonrası bu insanların kabuklarını kırıp, kozalarını kırıp modern dünyadaki yaşam tarzına alışmadıkları apaçık belli. Her hareketleri, her davranışları hala komünizm etkisinde. Belgeleme, evraklama, arşivleme, ondan sonra kurumlar arası iletişim, yetkilerin çok katı bir şekilde kullanılması. 2020'deyiz. 1985 dediğimizde 35 yıl mı yatıyor? 35 yıl geçmesine rağmen hala bunlar bu durumdaysa, bize göre şu anda çok katı bir komünizm kuralı gibi gelen bu sistem acaba Enver Hoca döneminde nasıldı, hayal etmek istedim.